Hacı Ağa'yı gördüm. Sabahın köründe toplamış bütün haznedarları. Sorgu sual ediyor. Nedir mesele? Handan Sultanımız kendine baş haznedar arıyormuş. Belli. Haremi tamamen eline geçirmek istiyor. Safiye Sultan gitti. Halime Sultan'ın da eski gücü kalmadı. Gözünü bana çevirdi. Baştan beri yıldızsınız barışmadı sultanım. Hele eski saraya sürüldü ya. Hünkârımıza her şeyi anlattınız diye. Şimdi çıkaracak açısını. Ben öyle kolay lokma değilim Cennet. Baş hazinedar bizden biri olmalı. Bana sadık biri. Gel. Sultan, Derviş Paşa haber yollamış. Sizinle görüşmek istiyorlar. Sultanım, sabah şerifleriniz hayır olsun. Sizin de paşam. Safiye Sultan'ı taşıyan kayık. Kuleye yaklaştı, işte şurada. Kız Kulesi'nde nihayet bulacak ömrü. Boğazın ortasında. Boğazın dibinde olmasını tercih ederim. Rivayet edilir ki yüzyıllar evvel bir kral kızını yılanlardan korumak için yaptırmış kuleyi. Zira bir kahin ona çok sevdiğiniz kızınızı yılan sokacak demiş. Şimdi ise hikaye terse döndü. Hünkârımız sevdiklerini korumak için yılanı kuleye hapsetti.
Geride daha çok yılan var. Bu yüzden dikkatli olmak lazım. Öyle her yüze güleni dost bellemeyin sultanım. Buna siz de dahil misiniz Derviş Paşa? Hanedanımızı yok etmek isteyen Fahriye Sultan'ı korumaya pek hevesliydiniz. O yüzden mi benim ellerimde can verdi? Aklınızın bir yerinde tutun diye söylüyorum. Ben bugüne kadar ne yaptıysam, gizli ya da aleni, hepsi hünkârımızın âli menfaati içindi. Hepsi. Neler yaptığınızı bilmediğim için bir şey diyemeyeceğim. Biz esas konumuza geri dönelim. Kimmiş bu yüze gülen dost sandığım kişi? Kuyucu Murat Paşa mı? Kim olduğu mühim değil. Bugün Murat Paşa, yarın Nasuh, sonra diğerleri. Niyetiniz eğer Safiye Sultan'dan boşalan yeri doldurmak ise... akıbetini göstermek istedim size. Sultanım. Onlarca bostancı aşağıda. Gece gündüz nöbet tutacaklar. Hususi ihtiyaçlarınız için bir kalfayla Gürbüz Ağa vazifelendirildi. Evet, eğer bir söyleyeceğiniz yoksa benim artık saraya dönmem lazım. Bir tek isteğimiz var. Son arzumuz. Kapayın. Gürbüz Ağa. Gözünü, kulağını dört aç. Safiye Sultan'dan sen sorumlusun. Merak buyurmayın Hasoda başım. Senin adını Kösem Sultan bizzat verdi. Aman diyeyim. Sultanımızı mahcup etme. Kıyafetlerinizi değiştirmeniz gerekiyor sultanım. Neyi bekliyorsun hatun? Yardım etsene. Vazifelerimin arasında bu yok sultanım. Bundan böyle her işinizi kendiniz göreceksiniz.